Herkese merhaba. Size harika bir sukulent kargosuyla geldim. Yeni türler aldım. Hepsini size göstermek istiyorum. Öncelikle en güzelinden başlayayım. Perleden. Kocaman bir perle bu. Büyük. 12 santimlik. Gayet dolgulu. Rengi falan çok güzel, muhteşem. Şöyle saksısı da büyük. Saksı da güzel yani. Çok güzel bir perle. Şöyle göstereyim. Daha sonra burada sedum clavatum türü var. Bol yavrulu o da. Yanlardan bir sürü. Bakın. Yavrusu var. Çok güzel. Üstü de böyle uçları pembe pembe pıtır pıtır. Şurada pamuk da duruyor hala. Çok tatlı bir clavatum türü. Herhalde çabuk çoğalan bir tür ki bu kadar çok yavrusu var. Gerçekten çok güzel. Formu falan gayet harika. Bu da Echeveria Lola ismi. Gül formunda. Pembe böyle yaprakları. Yeşil uçları daha böyle tatlı bir koyu kırmızı gibi bir sukulent. Lola türü. Çok güzel bu da. Bu süper bu. Aslında daha da pembeleşiyor. Daha da büyüyen bir tür. İnşallah bende de çok güzel gelişir. Ortasının pembe olduğunu görüyorsunuzdur zaten. Normalde daha da bir de pudralı böyle. Pudra var sanki üstünde. Öyle bir sukulent bu. Daha güzel aslında görünüyor. Bu biraz küçük. Burada da bir Echeveria türü var. Echeveria'nın subsessilis diye bir türü. Bu da bol yavrulu göndermişler. Valla gayet güzel. Alt yaprakları kurumuş ama onları ben temizleyeceğim. Dikeceğim. Burada afra var ama bu nasıl güzel bir afra ya. Bakın. Afra türleri var. Variegate türü. Ama şu ortası pembe olan benim çok hoşuma gidiyordu. Yani dalları pembe olup yeşil olan pembeyle birlikte çok hoşuma gidiyordu. Bu da gayet güzel. Formu harika. Yani dolu dolu. Bakın bir dal, küçük bir dal falan değil. Gayet güzel bir formu var. Bayıldım. Renkleri de çok güzel. Kargo da çok güzel. Saklamışlar, muhafaza etmişler. Hiçbir şekilde kırılma, dökülme, saçılma olmamış. Çok güzel. Yani. Bu da klasik bir tür zaten. Bilinen bir tür. Topsy-Curvy. Kıvırcık. Böyle. Şu an birazcık yamulmuş kargodan dolayı. Ama harika bir tür. Bunu da seviyorum. Görüntüsü çok güzel. Yapraktan çoğalır. Şu alt yapraklarını ben alırım. Bunları bebek yaparım. İnşallah onlar da büyür. Bu kadar güzel olurlar. Burada yine bir tür Crassula ovata türü. Ama bu Crassula muhteşem. Niye? Bir kere dallı formuyla yollamışlar. Normalde ben videoları izlediğimde hani bu kadar güzel dallı çok görmüyorum. Bir de bu bayağı kızarmış yani. Büyük ihtimal yeşildi. Yeşilden döndü ya da bilmiyorum. Bu ayrı bir kendine has bir tür olabilir. Ama çok güzel bir tür. Bayıldım buna da. Yani bakın şöyle kırmızılıkları nasıl. Sarı, kırmızı, turuncu her ton var. Çok güzel gerçekten. Yani kışın bunu düşünemiyorum. Yani sonbahar hangi renk alır? Çok güzel. Bu da bilinen bir tür. Büyüyünce daha güzel olan bir tür. Şu anda çok bir şeye benzemiyor ama Aeonium türü. Aeonium türü. Evet söyleyemedim ismini. Bayağı zor bir isim. Bu da büyüyor. Büyüdükçe yanlardan yavrular veriyor. İnşallah büyümüş hallerini de sizinle paylaşırım. Böyle çok güzel dolu dolu formlarını. Ay, bu sukulentin. Burada da yine bir Echeveria şey de var hatta. Üstünde şöyle. Echeveria'nın Lilacina. Lilacina diye yazılıyordu. Türü. Bu da çok güzel. Yani
böyle dolduracakmış gibi saksıya duruyor. Yani böyle o kadar formu güzel ki hiç yumuşama, işte ne bileyim, bozulma yok. Gayet güzel yollamış, yollayan kargoyla. Çok güzel. Hepsine ayrı ayrı bayıldım. Şöyle toplu halde son kez göstereyim türlerimi. Gerçekten çok güzeller. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.